Güzel dostlar, bizler bir kısım problemleri için kişisel gelişimcilere gideriz veya kendimizi kişisel gelişim uzmanı olduk diye söyleriz. Bunun için çok emek veririz, para harcarız, zaman harcarız ve bazen doğru yapıyoruz diye yanlışlar yaparız. Bu yanlışların birincisi hedef belirleme. Yani hedef belirleme. Bu ne gıcık bir şey ya. Yani sende şu an yok. Şimdi biz bilinçaltımızda ne varsa onu yaşamıyor muyuz? Şu an sende olmayan şeyi hedefine koyuyorsun, değil mi? Şimdi sen de hedef belirledin ve hedefinde şu var. Zengin olmak istiyorum dedin. Zengin olmak istiyorum dediğiniz zaman bilinçaltımıza ne geçiyor? Şu an fakirim geçiyor. Şu an fakirim geçiyorsa bilinçaltında ne varsa onu yaşamıyor muyum ben? O zaman hep fakir yaşayacaksın. Yani hedef belirlemek arkadaşlar bize zarar veren bir şey. Çünkü başarılı insanlar, büyük insanlar sonuca odaklanmazlar. Onlar derler ki zaferden sorumlu değiliz, seferden sorumluyuz. Sen Uhud'a savaşa gittin. Sonuç önemli değil. Senin görevin peygamberin yanında olmaktı. Onunla aynı safta savaştın. Kaybedebilirsin, kazanabilirsin. O bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz tohumu toprağa atmak. Çıkıp çıkmaması bize ait bir şey değil. Susadın, sen su içersin. O an su içersin. Sonra o su sana fayda sağlayacak, zarar sağlayacak orayı düşünmezsin. Acıktın, yemek yersin. Şimdi biz hedef belirlediğimiz zaman arkadaşlar sonuca çok odaklanmış oluruz. Sonuca çok odaklandığımız zaman da o bizden uzaklaşmaya başlar. Yani nasıl diyeyim, zayıf insan hedef belirler. Yani bir şey olmak istiyorum. Ama asıl sen gibi güçlü insanlar karar verirler. Hedef belirlemeler, karar verirler. Ben tıp fakültesini okumaya karar verdim. Ben şu kadar miktar para kazanmaya karar verdim. Ben sevdiğime kavuşmaya karar verdim. Neye karar verirsin? Mesela şu anda bir karar verelim. Çay mı alırsınız, kahve mi? Karar veriyorsun. Ne demek o karar vermek? Ben o güçteyim mesajını gönderiyorsun bilinçaltına. Yani ben çay da içebilirim, kahve de içebilirim. Buna karar verdim. Yarın ne yapalım? Sinemaya mı gidelim? Yoksa annemlere mi gidelim? Nasıl yapalım? Karar veriyorsun. Çünkü bu bir yandan karar verdiğin zaman da bilinçaltına şu mesajı gönderiyorsun. Ben bu güçteyim. Onun için güzel dostlar, hedef belirlemeyin. Karar verin. Bunları yapmaya karar verdim diyoruz. Ve sonrasında da bu karar verdiğim şeyler hak ediyor mu ki kendime sorabilirim. Ve kendimi ikna etmem lazım bu konuda. Bu karar verdiğim şeyleri ben hak ediyorum. Neden hak ediyorum? Çünkü ben şöyle 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 bir insanım ve bunları hak ediyorum. Virgül devam ediyor. Sonra bu karar verdiğim şeyleri elde ettiğimde topluma ne faydası olacak? Doğal hayata ne faydası olacak? Bütüne ne faydası olacak? Onları belirleriz. Ve kendimizi ikna ettiğimiz zaman karar verdiğimiz konularda ben bunu hak edecek başardığıma kendimizi ikna ettiğimiz zaman onlar istesek de istemesek de artık bizim olurlar. Kötü kişisel gelişimler aramızda kalsın. Dedikodu yapmayı hiç sevmiyorum ama bu işe yeni başlamışlar. İşin özünü yakalayamamış olan dostlar ne yapıyorlar? Hedef belirleyeceksin. Hedef belirlemek demek, hedefi bizden uzaklaştırmak demek güzel dostlarım. Kendi hayatımızla alakalı hedef belirlemiyoruz. Karar veriyoruz ne yapacağımıza. Ve diğer yanlış ne? Diğer bir önemli bir yanlış da kişisel gelişimciler deyince aklına ne gelir? Egolu. Ben yaparım. Ya sen tanrısın biliyor musun? Böyle işte meleklerle çalışıyorum. Ben meleklerle çalışıyorum ve işte çok egoluyuz zannediliyor. Tam tersi güzel dostlarım. Kişisel gelişimde ilk dersidir. Ben bu derslerimi oluşturmaya başladığımda veya kişisel gelişim anlamaya başladığında ilk fark ettiğim şey şu. Ben duygusuna sıyrılmam lazım. Egodan sıyrılmam lazım. Eğer ben duygusu varsa, ego varsa o zaman ben bana gelen bir insana fayda sağlama şansım yok. Birinci kural, egosuz ol. Hatta ben demeden konuş. Ama nasıl algılanır? Bir insan kişisel gelişimde böyle kasıntıdır. İşte o her şeyi yapıyor, her şeyi biliyor gibi algılanır. Ama işin aslı öyle değil. Bakın, nasıldır? Din güzeldir. Ama dine ait olan bir insan çirkin olabilir. İslamiyet güzeldir. Ama bir Müslüman hata yapabilir. Kişisel gelişim güzeldir. Ama bir kişisel gelişimci egolu davranabilir. Egolu davranıyorsan,
yaptığın mesleğe ihanet ediyorsun demektir. Hem kişisel gelişim uzmanı olup hem nasıl egolu olabilirsin? Çünkü birinci kural şu değil mi? Zihinden sıyrıl. Özüne ulaş. Hiçliğe var. Hiçlik olan bir insan nasıl egolu olabilir? Ama şu anda şunu diyebilirsin. Hocam sen de diyorsun ki işte kendini sev, kendine saygı duy, sen mükemmelsin diyorsun diyebilirsiniz. Evet diyorum. Sen mükemmelsin. Ben de mükemmelim. Yalnız şunu söylüyorum güzel dostlarım. Sen mükemmelsin, virgül, tüm insanlar mükemmel. Eğer sen kendini diğer insanlardan daha mükemmel hissediyorsan burada hata. İnsanlar eşit değil, eşsiz. Hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden mükemmel. Ben mükemmelim derken diğer insanlar aptal ya da onlar normal işte ben iyiyim de onlar normal modundaysan işte o yanlış. Herkes mükemmel. Yani şöyle diyebilirsin. Mesela sen ağaçsın. Bir ağaç bir tohumu nasıl küçümseyebilir ya? Sen ağaçsın. Birkaç yıl önce hayata atılmışsın ve ağaçsın. Gerideki tohumun senden daha güzel bir ağaç olmayacağı nereden belli? Onun için bir ağaç da tohumu küçümseyemez. Herhangi birisini küçümsüyorsan, herhangi bir insana yukarıdan bakıyorsan o zaman kişisel gelişim uzmanıyım deme lütfen. Veya hatta beni insanlıklı bir arızadır o. Bir gün birisi Müslüman oluyor arkadaşlar. Yeni Müslüman oluyor. Bugün Müslüman oluyor düşünün. Yarın peygamberle beraber Kabe'ye gidiyor. Sabah namazını kılmıyor. Sabah namazından dönerken tabii insanlar uyuyorlar ya. Diyor ki o yeni Müslüman olmuş sahabe ya da kişi diyor ki Ya Resulallah bak insanlar nasıl gafletteler. Kendi daha dün Müslüman olmuş ha. Yani arkadaşlar sen ağaçsın diye tohumu küçümseyemezsin. Çünkü bilemezsin o tohumun içinden nasıl mükemmel bir ağaç çıkacak. Dolayısıyla egolu olmak baştan hatadır kişisel gelişim için. Evet sen egolu olabilirsin, virgül, tüm insanlığı aynı şekilde görüyorsan kendinle beraber. Onun için bu ego tarafından, gerçi egoyu da başka videolarda uzun uzun anlattığım için daha ayrıntısına girmiyorum. Olmayan bir şey varmış gibi havaya girmeye gerek yok. Sende olan mükemmellik herkeste var. Bir de ne derler arkadaşlar? Düşündüğün başına geliyor. Bu da acemi kişisel gelişimcinin sözüdür. Yani ben bir şey düşünüyorum ve oluyor. Evet bunu diyoruz. Bunu diyor, gerçekten diyoruz. Ben de diyorum sık sık. Ama hata yapıyoruz. İşin doğrusu ne biliyor musun güzel dostum? Düşündüğün başına gelmez. Hissettiğin başına gelir. Çünkü düşündüğün zihnin düşüncesi olabilir. Biliyorsun zihin şerefsizdir ve hep insanın kötülüğüne çalışır. Ama hissettiğin %100 doğrudur. Yanlış düşünebilirsin ama yanlış rüya göremezsin. İçgüdülerin mükemmeldir. %100 doğru çalışır. Nefes alırsın, uyursun, nefes almaya devam edersin. Kalp kan pompalamaya devam eder. Hislerin %100 doğrudur. Yani düşüncelerin %100 doğru değildir. Onun için düşündüğünü elde edemezsin. Hissettiğini elde edebilirsin. Düşündüğün şeyi düşünmüş olursun ve o doğru mu yanlış mı zihine gelen bir düşünce ya da dışarıdan birisinin sana verdiği bir emanet bir malzeme olabilir düşünce. Yani hissettiğin şey kalbin işidir ve o dışarıdan verilemez asla. Onun için düşünüp de başarılı olmuyoruz. Hissedersek başarılı olmuyoruz. Güzel dostlarım, gerçekten hayatı kolay yaşamak kolay. Mutlu olmak kolay. Zengin olmak kolay. Bazen yanlış yolda ilerliyoruz, farkında olmuyoruz. Uyanıklığınızdan uyanın güzel dostlarım. Belki bazen birisinin gözünü aç demesine ihtiyacım var. Belki hadi uyan denilmeye ihtiyacımız var. Uyum artık rüyadasın denilmeye ihtiyacımız var. Uyanıklığınızdan uyanın güzel dostlarım ve sevgiyle kalın. Uyanıklığınızdan uyanın güzel dostlarım. Biz zannediyoruz ki hedef belirlemeyi biliyorum. Uyanıyorum ben. Artık okudum, öğrendim ve uyanın ve böyle yapılacak. Kesin böyle yapılacak. Aa okudum böyle diyorlar diyoruz. Veya diyoruz ki ya ben mükemmelmişim. Egoluyum. Ve bunlar doğru bildiğimiz şeyler zannediyoruz. Doğru bildiğimiz şeylerin peşinde gidiyoruz ve
O doğru bildiğimiz şeyler yanlışsa hayatımızı çok zora sokuyor. Ve uyanmamız lazım. Nereden biliyor musun? Uyanıklığından uyanman lazım. Rüyanın rüya olduğunu fark ettiğinde rüya kaybolur. Rüyanın ölümünü gerçekleştirsin, rüyanın rüya olduğunu fark ettiğinde. Belki yanlış bir rüyada ilerliyoruz. Uyanmaya ihtiyacımız var. Birisinin seni kaldırma ihtiyacı var. Belki uyanacaksın ama birisi kalk hadi demesi lazım. Kalk hadi. Ve sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Güzel dostlar, misafirim olur musunuz? Konuğum olur musunuz? 23, 24, 25 Mart'ta koçluk ve kuantum eğitiminde bir araya gelip bu videolarda izlediğiniz enteresan bilgilerin daha derinine dalsak, daha ayrıntılara girsek ve sonrasında eğer yaşam koçu olmak istiyorsanız, eğer kuantum uygulayıcısı olmak istiyorsanız ve hatta ve hatta o bahsedilen olağanüstü hipnozu deneyimleyip o çocukluğa gitmek istiyorsanız ve sonrasında bu eğitimlerden sonra sertifikalarınızı alıp kişisel gelişim uzmanı olarak hayatınıza, hayat yolunda devam etmek istiyorsanız 23, 24, 25 Mart'ta konuğum olur musunuz? Misafirim olur musunuz? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.